Kafe Yazgar Ayfer izleyicileri. Bugün yine Yalvaç Grup'tayız. Yalvaç Grup bize bir Mercedes hazırladı. Mercedes S500 AMG. Bakalım araç V8 motor. Bakalım nasıl bir araçmış. Önce bir detay görüntüleri gelsin. Daha sonra da Sercan'la beraber aracı inceleyeceğiz. Beyaz garajda başlıyor. Aslında bulunan bütün arabalar özel araçlar. Fakat yanımda görmüş olduğunuz araba V8 motora sahip. Yani 5000 cc'lik tam 455 beygir gücünde. Yani arabanın tam söylersek Mercedes S500 Formatik AMG diye geçiyor. Yani benim için çok özel bir araba. Sizlere bu arabayı tanıtacağım için özellikle iç kısmı çok değişik. Onları size tanıtacağım için ben de çok mutluyum ve dayanamıyorum. Şimdi isterseniz yavaş yavaş aracı tanıyalım. Daha sonra da içine geçeceğiz. Aracın isterseniz anlatmaya dış tasarımından hemen başlayalım. İlk olarak gözümüze çarpan devasa bir kaput. Yani gücün simgesi olmuş burada. Mercedes ben buradayım. Benim altımda büyük bir güç yatıyor burada demek istiyor bize. Hemen alt tarafa gelecek olursak eğer elmas diye adlandırdığımız bir panjurumuz var ve ben bu geniş çaplı panjuru çok seviyorum. İçinde de radarımız ve kameramız var. Yani sadece geri görüş değil, ileri doğru giderken de kameramızda önümüzdeki mesafeyi ölçebiliyoruz ve alt tarafında da uyarılarımız var bizim burada. Krom bir ek var. Ben son derece bunları seviyorum. Dilerseniz yavaş yavaş aracın yan tarafına doğru devam edelim. Yani LED teknolojisiyle döşenmiş bir farımız var ve içinde burada LED teknolojisi olduğunu belirtiyor. Tekrar yanına Mercedes-Benz de ismini buraya farın içine de logolarını koymuşlar. Devam ediyoruz yan tarafında. 20 inç büyüklüğünde bir jantımız var ve hava kanallı disklerimiz içerisinde bulunuyor. Gayet geniş duruyorlar. Frene, yani her zaman bunu söylüyoruz, güvenliğe Mercedes önem vermiş.
Tekrar yan tarafına doğru devam edecek olursak, araçtaki detaylar biraz kabaca gösterilmiş. Yani kastı görüntüsünü her yerde sürdürmek istiyor. Bu kapı çıtalarına da vurmuş. Yani kapı çıtalarının büyük olması arabanın her şekilde iddialı olduğunun göstergesi. Sinyalini buraya almışlar. Normal günümüz araçlarına ince olan sinyal çizgisi komple alıyor ve sona doğru tekrar ufak da olsa Mercedes-Benz yazısını koymuşlar. Devam ettiğimiz zaman kapımızı çok rahat açıyoruz. Fakat çok geniş bir kapı var. Yani zenginliğin, ihtişamın, gösterişin simgesi. Aracın aslında en güzel yerlerinden bir tanesi de benim sevdiğimce arka stopları ve bagajı genişliği. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş arka stopuna geçelim. Ben tasarım olarak çok fazla seviyorum. Şimdi evet, aracın arka tarafına doğru yolculuğumuz devam ediyor. Normal arabalarda bu kadar açılıyor, sonra yapıyorsunuz. Onu bile düşünmüş Mercedes. Fren sistemini zaten söylemeye gerek yok ama yine de siz göstereyim ben size. Hava kanallı disk. Yani bu araçta tabii ki de kampana olmasını beklemiyoruz. Ve geldik en güzel yanına. Arka stop. Benim en çok sevdiğim olmuş tasarım olarak. Ve üstüne komple gelen bir krom bir çıta var. Anahtarımız standart. Mercedes'in anahtarı. Dilerseniz bu şekilde açabiliyorsunuz. Ayağınıza da veya açabiliyorsunuz. Bagajımız benim çok fazla böyle amşam bir beklentide olacağım bir bagaj değil. Fakat istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi buzdolabının olması. Ve en güzel şeyi söyleyeyim size. Çok güzel bir tasarım olarak yapılmış. Buradan tekrardan aşağı inebiliyorsunuz ve saklama alanlarınızı aşağı doğru indikçe daha fazla arttırabiliyorsunuz ve çok şık, böyle bir tane çekme bir kolla değil, güzel bir şekilde tasarlanmış ve çok kolay bir şekilde de erişimi var. Kapatmak için de tekrar isterseniz tuşla kapatabiliyorsunuz, anahtarımızla kapatabiliyoruz veya bu şekilde sadece ayağımızla da kapatabiliyoruz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Feyyaz. AMG'nin arka koltuğundayız. Feyyaz AMG'desin. Baş boşluğu da söylemeyeceğim. Gerek var mı? Bombe var zaten. Adama sormuşlar, demişler ki hangi araba demiş. Arabaları demiş kaça ayırırsın demiş. İkiye demiş. Mercedes ve diğerleri. Evet. Sen de aynı fikirde misin? Mercedes ve diğerleri mi senin içinde? Mercedes'in aracına göre değişir Feyyaz. İçinde bulunduğumuz araç için neler söylersin? İçinde bulunduğumuz araç zaten türünün tek örneği bir araç. V8 ve tork canavarı bir araba. Aynen öyle. Oturdu mu giden bir araba yani. Türkiye'de bu arabayla top speed yapabilecek ya da gidebileceğiniz bir yol yok, anladınız mı? Yani onun için gösteriş. Öyle diyorsun. Gösteriş. Peki hemen buradan başlayalım istersen. Bir şey söyleyeceğim de bunu yapmaları bence çok saçma olmuş. Zaten arkada kimse oturmaz ki bu arabada. Değil mi? Herkes kullanmak ister bu arabayı. Şöyle baktığımız zaman bayağı bir haznesi mevcut. Normal arabalarda bu kolçak önde yok. Evet. Evet. Yani bu genişlik ama önde yok. Bir izin verirsen açılsın. Bardaklığımız var. İstediğin derecede açılabilen, oturabilen. Hani yok gittim oradan kahve aldım, yok uyumadı, oturmadı sorunu aynen yok. Aynen öyle. İstediğin aynen gibi öyle ayarlarsın, koyarsın. Aynen sıkıntı öyle yok. Kapatamadın mı Feyyaz? Yok. Tıklı Feyyaz. Bırak, al. Heh, tamam. Alt tarafında iki hazne daha mevcut burada. Biri üst, biri alt. Ve çok şık bir tasarım. Burada bir çakmaklık var. Hı hı. Telefonumuzu şarj edebiliyor. İki tane çakmaklık var Feyyaz. İki tane. Aynen, iki tane çakmaklık var. Burada arkada seyahat edenler için koltuk ısıtması mevcut. Evet. Ondan sonra sis sistemlerimiz var arka tarafta. İki tane havalandırma kanalımız mevcut. Koltuğuna gelecek olursak eğer, yani rahatlığına ben bir şey söylemek istemiyorum. Komple benim her tarafımı sarıyor. Sen neler söylemek istersin? Tavan kaplamasıyla alakalı. Gerek yok. Antrasit tavan. İşte böyle dokununca iz bırakmıyor. Kir tutmuyor. O yani. Ne diyebilirsin ki? Park sensörü, yakınlık mesafe ölçeri. Mercedes'in fixi bu. Fixa. Şuralarda askı aparatları orada da var. Bir ceketiniz, gömleğiniz falan filan. Zaten istediğiniz gibi kapatabiliyorsunuz. Klas bir arabadayız. Koltuk arkası havalandırmaları mevcut. Koltuğun, ön koltuğun havalandırmaları. Çünkü şimdi ön koltuklarda soğutma da mevcut. Kontak açıkken evet. Sunroof'un camı, buna da artık kararıyor. Sunroof denmez. Bu cam tavan. Ya yani bildiğin cam tavan. Yani. Bu kadar ufak bir sunroof olmaz. Kontağımız açıkken
açık bir renk oluyor. Bir dakika. Kontak açık. Bu kadar açık. Ufak bir sunroof olmaz mı dedim? Evet, bu kadar. Sunroof dediğin biraz daha ufak olur. Bu kadar ufak bir sunroof olmaz. Aynen. Bu daha fazlaya tam bu kadar ufak bir sunroof olmaz. Tam bu kadar ufak bir sunroof olmaz. Bu olsa olsa cam tavan olur. Onu söylüyorum. Bu büyük kanka. Tamam işte. Tamam. Tamam biz anladık tamam. İzleyicilerle biz anladık tamam. Bu olsa olsa dedim ki bu cam tavan olur. Kendi trollünü kapatmaya çalışıyor. Bu cam devam et. Evet, bu cam tavan oluyor. Ama bu kadar ufak bir sunroof olmuyor. Tamam işte bu kadar cam, ufak bir sunroof olmaz. Için, ufak olduğu için zaten cam tavan diye geçiyor. Tamam işte o yüzden ben de diyorum tamam, cam hadi. Tavan olur. Devam et şimdi. Bu kararıyor. Evet. Kontağımızı kapattığımız zaman. Bir saniye. Şu an kapattım. Dışarıdan içeriye kapanıyor ama içeriden dışarıya değil. Bunu dışarıdan çekip de göstermen gerekiyor Feyyaz. Tamam öyle yapıyorum. Şu an yani dışarıdan içeriye her şey normal. Ama içeriden dışarıya da normal. Ancak dışarıdan yukarıya bak ya da bir binadan aşağıya baksınlar. Tersi. İçerisi yok. Için, aynen öyle. Otomatik kararan dikiz aynası görevi görüyor. Arka taraftan başka söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yok. Arka taraftan. Yok ne diyebilirim ki yani. Güzel. Baklava desenli bir deri. Hava delikli. Bu koltuk renkleri aynı tarafta Torpido'da da devam ediyor. Ve aracın kapı taraflarında, koltuğun arka taraflarında dahi hep aynı renkler var. Artık istersen aracın ön tarafını kurcalamaya sen geçelim. Sen cep söylüyordun genelde ama bunda cebi fark edemedin herhalde. Yok fark ettim. Cebini fark ettim bunun da. Ya bazı şeyleri aslında söyleme gereksinimi gerek duymuyorum. Yok. Duymuyorum. Ya, buyur koltuk baş mesafesi. Yani, koltuk zaten Mercedes, kendi geri geliyor. Mercedes de bunu her tarafını istersen bunu şu oynatabiliyorsun. Şu an içerisi yayla arka tarafta yayılıyorum yani. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani arkada yayılıyorum. Kafamızı yasladığımız oynuyor. Koltuğun derinlik ayarı var. Evet. Öne doğru gidip gelmesi var. Yükseklik ayarı var. Koltuğun evet. Oynaması. Yani Mercedes'te bunları konuşmamıza gerek yok. Gerek yok, gerek yok. Şimdi daha fazla uzatmadan ön tarafına geçelim. Bakalım ön tarafında bizlere neler vaat ediyor. Evet, aracın ön tarafındayız. En fazla beğendiğim özelliği de buradan söylemek istiyorum. Kapımızı bıraktığım zaman... Vakumlu kapı. Emniyet kemerini de bana getiriyor. Emniyet kemerini de bana getiriyor. Otomatikman kapaması en çok hoşuma gitti. Sercan neler söylemek istersin? Gene mi aynı soru Feyyaz? Gene aynı soru. Gene aynı soru. Önümde bildiğin uçak kokpitindeyim yani. Bir torpidoyu açalım istersen. Elini sokar mısın? Nereye kadar gidiyor? Yarım kol boyu. Dirseğine kadar neredeyse mesafe var. Burada şu kumandayı kaldıralım. Ufak bir saklama alanımız mevcut. Ondan sonra hemen sol tarafımızda aynı şekilde saklama alanlarımız mevcut. Koltuğumuzun şekli var burada. Şekline göre de yönetebiliyoruz. Ayar var. Üst taraftan başlayan gösteriyor burada. Ondan sonra her şekilde buradan ileri geri yüksekliğine her şeyini buradan da ayarlayabiliyoruz. Evet. Çok hoş bir şekilde tasarlanmış. Bir torpido var. Çok hoş bir şekilde tasarlanmış. Oradakileri de söyle. Buradakileri hemen söyleyeyim. Kameramız var. 360 derece aracımızı gösterimizi sağlıyor. Çevresini. Park sensörü. Evet. Ondan sonra bu şerit takip. Bu direksiyonumuzun kumandası. Ve gece görüşü. Gece görüşüyle alakalı. Bu da i butonu, bilgilerin gösterildiği. Radarın yakaladığı bilgiler her şey orada. Gereken tüm yol boyunca yakalanan mesajlar. Hayalet bir kadranımız var. Evet. Karşımda. Ondan sonra zaten aracımız start stoplu. Multimedya ekranını da sana bırakayım istersen. Multimedya ekranı mı? Hı. Multimedya ekranlık bir durum yok ki ya. Bildiğimiz orada bilgisayar yatıyor yani. Frene bas. Basılı. Beyazcığım. Evet bizi Mercedes karşılıyor. Ne kadar güzel. Şu yuvarlakları söylemeni senden rica ediyorum. Bu yuvarlaklar ya klimayı açtığınızda o hani normalde altında aç kapat butonu olur ya bu o işe yarıyor. Böyle hani sürüklersin aç, böyle. Kapat. Aç kapat. Aç kapat işi. Kapalı. Açık. Anladınız mı? Bu kadar. Sona doğru çevirdiğinizde kapalı. Sağa doğru çevirdiğinizde. Arabanın her yerinden kalite akıyor. Bunu
en soldan, sol kapıdan devam edecek olursak, el freni Mercedes'lerde zaten fikstir. Ondan sonra farlarımızı buradan yönetiyoruz. Bunu böyle yapmaya, dikişlerden bahsetmeye falan gerek var mı? Sert, yumuşak demeye ya, gerek yok. Ya, S500 AMG'nin, Coupe AMG'nin içindeyiz. Burada ambiyans ışıklarına da kadar, aracın alt tarafında şu anda morumsu, lila, lilaya yakın bir renk var şu anda. Onları değiştirebiliyoruz. Bagajımızı 3 şekilde açabiliyoruz. Aynen öyle. Ondan sonra yani bilmeyenler için göstereyim. Müziğimizin sesini buradan aç kapı buradan yapıyoruz. Buradan aç kapı yapıyoruz. Bir tuş yardımıyla tekrar bu da göstereyim. Sana tabak olsun Feyyaz. İster senin taraf, ister benim taraf. Çift açılımlı orta bir cebimiz var. Buradan tekrar göstermek gerekirse bastığım zaman bir hayli derin. İçine iki tane USB ve bunu sen söyle. Görüntü giriş kablosu. Görüntü giriş kablolarımız mevcut. Ve bir aracımızda kumanda da var. Şurası dokunmatik. Bu. Genelde bunu merak ediyorlar Feyyaz. Bunu ben de çok merak ediyordum açıkçası. Bu dokunmatik bir şey. Her şeyi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. İç ambiyansı da buradan değiştirebiliyorsunuz. Buyurun. Şu şekilde. Buradan. Bu şekilde değişim yapabiliyorsunuz. Bir dakika. Ambiyans aydınlatması rengi. Mavi. Mavi oldu. Aşağıdan göster şimdi istersen Feyyaz. Geç bir tane daha. Şu anda. Şu an beyaz. Ayaklarımı koyduğum zaman. Şu an beyaz. Şu an mavi oldu. Görüyorsunuzdur orada. Pembe, kırmızı. Bu şekilde çok bir renk skalası mevcut aracın. Parlaklığını da ayarlayabiliyorsun oradan o ışıkları. Bu şekilde. Yani loş mu istiyorsunuz yoksa aynen daha öyle fazla mı istiyorsunuz? Araca iniş biniş yardımı. Bu direksiyonun içeri çekilip geri verilmesi, işte aşağı yukarı oynaması, derinlik ayarı. Koltuğun ileri geri yükseklik ayarlı yani şekilde. Kayıtları var. Otomatik olan hafızalı koltuklarımız zaten, bunları fazla konuşmaya gerek bile yok Mercedes'te. Bu araçta yüzey ısıtıcısı mevcut. Yüzey ısıtıcısı ne? Yüzey ısıtıcısı her yeri ısıtıyor. Kolçağı ısıtıyor, işte bu sağdaki kapı kolçağını ısıtıyor. Her yeri ısıtması mevcut burayı. Otomatikman açıp sistemden açmanız yetiyor. Bu başka bir şey var mı Feyyaz? Anlatacağımız. İstersen bir navigasyona doğru yola çıkalım. Şuradan gel buraya. Buradan nav tuşuna basmamız yetiyor. Buyur Feyyaz. Yani buradan telefonu, medyayı, işte dörtlümüz burada. Radyo, navigasyon. Evet. Hepsini. Aynen öyle. Burada aracın konfor seçeneğini de. Sport konfor. Bu kontrol edebiliyorsunuz. Mercedes standarttır bu. Yükseltiyor aracı şu an. Şu an yükseliyoruz. Evet. Hala yükseliyor. Bitti. Böyle şeyler şimdi de devam ediyor. Burada navigasyonumuzu görüyorsunuz. Yani şu anda bayağı derecede çıkmış bir vaziyette. Yani evet, Bilecik, burada Osmaneli, İzmit gösteriyor. Bayağı bir şekilde haritadan zoom out da yapabiliyorsunuz. Onu göstermek istiyoruz biz de sizlere. Aracın, şöyle söyleyeyim size, her yerinde tuşlar var. Bu tuşlar nedir? Buraya da bastığınız zaman iki tane daha saklama alanı çıkmasıdır. Üst tarafa bastığınız zaman küllüğün çıkmasıdır. Bu şekilde. Şöyle tuşlu değil bu. Bastığım zaman çakmaklığımız ve küllüğümüz çıkıyor. Yani gizli saklı çok yerlerimiz güzel var. Aparatif şeyleri var. Yukarı doğru çıktığımız zaman kapıların kilitlerini
Ondan sonra telefonla alakalı. SOS bilgileri bunlar. Buna bastığın zaman aracın arıza yaptı, bilmem ne yaptı mesela. Buradan basıyorsun. Bir SOS bilgisi alıyor. Kaza yaptın, buna basabiliyorsun. Bir gözlüğüm, gözlüklüğümüz mevcut. Bir dakika. Kaliteli sünger var Feyyaz. Evet, önce şimdi daha kadar... güzel. Şimdi daha güzel çektim. Bu şekilde LED bir sistemimiz mevcut. Şunu yaptığımız zaman şu şekilde ışığı otomatik olarak, o da LED yanıyor. Burası kristal bir LED'imiz var. Burada okuma ışıkları, bunu kapatıp okuma ışıkları kalabiliyor. Yani ben böyle arabaları bir yandan çok seviyorum. Hı hı. Bir yandan ciddi anlamda çok seviyorum. Neden seviyorum? Hem bize bilmediklerimizi kurcalama, keşfetme fırsatı veriyor. Evet. Bir yandan sevmiyorum böyle arabaları. Çok mu yakıyor? Çok yakmasından değil, yani kafa karıştırıcı olabiliyor. Hı-hı. Yola bazen konsantre olamayabilirsiniz ama yani bunlar zaten kullanırken düşünmeyeceğiniz şeyler. Klimalarımız için zaten Mercedes hemen hemen uzun zamandır da buna benzer bir tasarım uyguluyor klima konusunda. Bir tane orada, iki tane burada olur normalde. Bir tane daha burada olur. Orta taraf için dört tane düşünülmüş. Masajıma başladı. Rahat mısın Feyyaz? Masajıma başladı. Gözüküyor mu? Çok fazla belli. Çok fazla. Aç şu bir daha. Şu an çalışıyor. Sırtını tam dayaman lazım. Sensörlü çünkü. Hemen. Yoksa çalışmaz. Evet, sırtımı çektiğim zaman çalışmıyor. Onu size çekmek istedim, göstermek istedim. Buradan istediğiniz şiddeti ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da masajı nerenize yaptırmak istediğinizi ayarlıyorsunuz. Şu tam noktasına kadar gösteriyor. Evet. Nerelerden baskı uyguluyor, nerelerden yapıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Bu her iki taraf için de geçerli. Her iki taraf için geçerli. Bu da benimki. Bak, koltuk bana döndü. Yani start demem yetiyor. Alet edevat geldi. Geldi yani. Nasıl? Güzel. Çok güzel. Oh. Böbreğimi deşti bu. Güzel yani. Adamlar yapmış. Omuz masajı da var. Feyyaz. Kol. Sana yaptırayım mı? Omuz şişiriyor. Evet. Masaj. Ama oradan masaj da yaptırıyor. Sırt. Yani bu şey gibi oldu ya. Hastane gibi oldu. Hangi bölüme geldiniz? Ne rahatsızlığınız vardı? Hemen çözelim. Evet. Gibi sırtını olmuş. Sırtını kaldırabiliyorum. Yani bir de en önemlisi şiddet ayarı da olması. Yani istediğiniz gibi bir anda ona bağlı değilsiniz. Ya doktora gitmişsin. Sana söylemiş ki Mercedes al. Reçeteyi yazmış. Bir tane AMG Mercedes al. Aynen öyle. Onun aynen öyle. Koltuğuna otur, masaj yaptır, düzelir tarzında. Kaplıcaya gitme derdiye, derdine yok. Son. Ondan sonra istersen bir de radyo kısmına gelelim. Daha sonra da yavaş yavaş artık kapatırız. Geldik radyoya. Burada değiştirme, hemen analog bir şekilde değiştiriyorsunuz. İnsanın sesinden dolayı çevirdikçe çeviresi geliyor gibi. Bir... Sesini sevmedin. Mesela Feyyaz, şu dokunmatik mouse kısmına gelir misin? Buradan da sesini sevmedin. Buradan da çok hassas bir şekilde dokunarak değişim yaptırabiliyorsun. Yani aracın normalde diğer araçlarda şuralarda böyle sert plastikler falan olur. Evet, tekrar derimiz devam ediyor. Aha. Soğutmaya gel istersen. Feyyaz. Soğutma. Koltuk soğutma. Benim şu an açık. Hemen göster. Bir daha kapat, aç. Hangi tuşu olduğunu. Şiddetli ayarlayabiliyorsun. Şu anda 3. Bu koltuk soğutma. Benim tarafımda da aynı şekilde. Hı. Burada mevcut. Bastığımız zaman buradan şiddetini de, tam yaslanırsan hissedersin Feyyaz. Şiddetini de hava deliklerinin sebebini, nedenini anlarsın koltuktaki. Yani ya ben şuna mükemmel bitiyorum. Bir araba. Ben ya. Şuna mükemmel bitiyorum Feyyaz. Maun kaplama benim çok hoşuma gidiyor. O her yerde benim, var. Benim çok hoşuma gider. Her yerde ben var. Ben severim maun kaplamayı. Bir de şuna bir bak. Eski
araçlarında yukarı daha... Yukarı çevirir misin kamerayı lütfen? Rica etsem. Görüyor mu kamera bilmiyorum ama... Görüyor. Karartıyorum. Açıyorum. Karartıyorum. Açıyorum. Sıkıldım, perdeyi kapatıyorum. Otomatikman zaten karartıyor o yukarıyı. Bir daha açar mısın? Nereden açıldığına da orayı gösterelim. Aşağıya çekiyorsun, İzledim. Kapatıyor. Bir daha gelir misin? Yukarı bastırıyorsun, açılış veriyor. Şu tuş, şu arkasındaki tuş ise camın rengini açıp kapatmaya yarıyor. Yani olan bu. Bir araçta söylemiştik geçen gün çektiğimiz kaktüste. Bu göz alır demiştik. Beyaz. Bu göz almaya son. Kaktüs mü dedin? Ne dedin? Anlamadım. Yani aynen öyle. Yani kalite farkı. Aslında bunu her aracın yapması lazım. Aynen AMG'de öyle. AMG'de bunu Mercedes'te yapmış. AMG'sine entegre etmiş. Çok da güzel olmuş. Arabanın yani sizin ne ihtiyacınız varsa onu söylemek istiyorum evet. Size. Ben... Neye ihtiyacınız varsa arabayla alakalı. Yani konforsa konfor, performansa performans. Ondan sonra veya derseniz ben ailemle uzun yola çıkacağım, rahat bir şekilde gitmek istiyorum. Onu da yani bu araba size istediklerinizin hepsini bir arabada toplanmış bir şekilde Mercedes alın demiş. Buyurun. Nur tokumu bir çocuğunuz oldu. Bundan sonra demiş bu arabayı kullanın. Her şey mevcut. Şu anda aracın plakası olmadığı için teste çıkamıyoruz. Fakat bu şekilde de bir plakasız bir araç. Trafikte olmadığı için bu şekilde inceleyebiliyoruz. İsterdik ki performansını da sizlere gösterelim. Ara hızlanmalarını. Ama Feyyaz performansını bilen biliyor. Ya bilen biliyor bilen ama biliyor yani. Biz kendimiz bunları söylemeyi tercih ederdik. Ben, tabii. Ben şunu da göstermek istiyorum. 360 derece görüntü alabiliyoruz. Solda gördüğünüz gibi. Aracın her yeri yani mevcut. Park ederken sol tarafını sürttüm. Yok yok öyle bir dünya sağ yok. Tarafına, öyle bir şey yok. Arka tarafını. Öyle bir şey öyle yok. Öyle bir şey yok. Sercan son olarak da söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim şey bu mühendislik harikasının mühendislik harikası olan bir aracın içindeyiz. Ötesi yok. Konfor, güç, tork yani ne ararsanız mevcut. Hani yok yok denebilecek bir araç. Uçak kokpitinin içindeyiz sanki. Söylenecek laf yok. Her şey evet. Duygusal burada. Her şey duygusal. Arkadaşlar bugün sizlere S500 Formatik AMG elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. Tekrar söyleyeyim. Gönlümüz isterdi ki araçla bir test sürüşü yapalım. Sizlere onu da söyleyelim. Fakat açıklamasını da yaptık. Plakası olmadığı için aracın çıkartamıyoruz. Bizden bu seferlik bu kadar. Ama böyle lüks elit arabaları da incelemeye, sizler için incelemeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalmanızı, bizden ayrılmamanızı istiyorum. Başka bir Feyyaz Garaj'da programında görüşünceye dek hoşça kalın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.